Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimizin ellerini sıcacık tutmak için şöyle pembe tatlı bir Hello Kitty'li eldiven çalışması yapacağız. Eldivenimizi tepeden örmeye başlıyoruz. Sadece bir artışımızı yaptıktan sonra trabzanlarımızı başına dolayıp örüyoruz. Bir tane de parmağımızı çıkardık buradan ve yeterli ölçüye geldiği zaman eldivenimizi kapadık. Bakınız şu şekilde. Daha sonra lastik örgüsüyle bilek kısmını tamamladık. Buradaki görmüş olduğumuz gözlerini, bıyıklarını ve burnunu yaptık. Bu şekilde bir de kurdalesini de taktıktan sonra eldivenimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, kolay gelsin diyerek hemen eldivenimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eldivenimi ören bayanın Süper Baby %100 akrilik bebek serisiyle örüyorum. İpimiz 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 111. İpimi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum ve renklendirmek için pembe ipimi kullanacağım. Şimdi sihirli halkayı yaparak eldivenimin uç noktasından itibaren örmeye başlıyorum. 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Parmağımdan ipimi çıkarıyorum ve doldurmaya başlıyorum. 2 zincirimi çekmiştim. Bir de başını dolayarak çekiyorum. 2. Başını dolayarak batıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12 tane trabzanımı şu şekilde ördüm ve kapadım. Bakın, asılarak kapadım. O kısa yönden kısa ipimi asılarak kapatıyorum ve başlıyorum ikinci sıraya geçmek için hazırlığımı yapmaya. İlk başlangıçta çekmiş olduğum 2 zincirimi şöyle biraz ayırıyorum ki rahat girebileyim diye ve tepe noktasına geliyorum. Tığımın başını girdirerek bakınız geçişimi yapıyorum. İpimi dolayarak ilmeklerimin arasından geçiyorum ve ikinci sırama bu şekilde başlamış oluyorum. 12 tane trabzanımın üzerine yine ikinci sıramızda her bir trabzanıma 2 defa batarak 24 trabzan sayısına ulaşıyorum. Başlangıç olarak 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak zincirimin hemen dibine ilk çivit batışımı yapıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanım için yine geliyorum, batıyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Aşağıdaki 12 tane olan trabzanımın tamamının üzerine 2 defa batarak 24 sayısına ulaşıyorum. Yani 24 tane trabzanım oluyor. Her birine çifter çifter batıyorum. Bakınız tek seferde çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir sonrakine geçişimi yapıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızda bütün trabzanlarımızı çifter çifter örüp tamamlayalım. Evet, trabzanlarımı ikişer ikişer örerek yerleştirdim. Şimdi 2 tane zincir olarak ördüğüm yerin üzerine geliyorum. Tığımın başını girdirerek 3. sıram için hazır hale geliyorum. 3. sırama 1 ve 2 tane zincirimi yine çekiyorum. Bu 3. sıramızda bütün trabzanlarımın üzerine birer birer örerek ilerliyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bu sıramızda artık artışımız yok. Çünkü küçük bir eldiven öreceğimiz için minik ellere artış yapmadan bu şekilde birer birer bütün trabzanlarımızı başını dolayarak giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Başını dolayarak giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını dolayarak girip her trabzanıma bir defa batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Birer birer dolaşalım. Eğer daha büyük yaştaki çocuklarımızı örecekseniz bunlar 0-1 yaş grubu için eldivenimiz. Daha büyük çocuklarımız için artışlarımıza devam etmemiz gerekmekte. Ama bu minik bir eldiven olacağı için bu kadar yeterli ve ilerliyorum. Evet, sıramızı tamamladım. 1-2-3. sıramızdayız. Her bir trabzanımızı birer örmüştük. 2 tane zincirimizi çektiğimiz yerin üzerine geliyorum. Tığımın başına girdirip sadece ilmeğimi diğer tarafa geçiriyorum. Sadece geçişimi yaptım ve 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Yine bütün trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Bakınız, buradaki trabzanımı ördüm. Şimdi ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve başını dolayarak alıyorum. Üçüncü trabzanımı aynı şekilde başını dolayarak alıyorum. Toplamda şu şekilde bakınız, büyüterek birazcık daha örmeye devam ediyoruz. Eldivenimizin uç kısmından başlamıştık sihirli halkayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırayı tam bitirmedim. Şu şekilde bakınız, 10. sırada sadece bir tane trabzan kaldı. Diğer trabzanımı da örmüştüm. Şöyle çekiyorum. Artış falan yapmadık. Kesinlikle dümdüz yuvarlak dolaşarak geldim. Bir tane trabzan ve 2 tane trabzan. Son 2 trabzanımız kaldı. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra bu 2 tane trabzanımın üzerinden atlıyorum. Bir tanesi bu. Bir tanesi de hemen başlangıç zincirimizi çektiğimiz yerdeki trabzanımızın, yani her ikisine batmadan direkt zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimizi yapıyorum ve üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Geçişimi o şekilde yaptığım için tek zincir yeterli ve başlıyorum. Yine birer birer başını dolayarak devam ediyorum. Orada bir tane baş parmağımız için yer açtık. Şimdi birer birer diğer trabzanlarımın üzerinden yine trabzanımı örerek ilerliyorum. Başını doluyorum, çekiyorum. Başını doluyorum, çekiyorum. Sıramızı hiç atlamadan ilerliyorum. Zincirimi de çektikten sonra aynı şekilde yuvarlağımızı yaparak geldim. Tekrar zincirimin başındayım. Zincirimi hemen çekmeye başlamış oldum. En son trabzanın da üzerine tığımın başını dolayarak geliyorum. Batıyorum ve örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Çekmiş olduğum 5 tane zincirimi birer birer örüyorum. Başını doluyorum, batıyorum. 1, başını doluyorum. 2, başını doluyorum. 3, 4, başını doluyorum. 5. trabzanımı da örüyorum. 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra karşıdaki, bakınız, geçişimi yaptığım yere geliyorum. Sadece tığımı batırıyorum. Şu şekilde birleştirip bir tane de zincirimi çekip makasım yardımıyla kesiyorum ve parmağımızın olduğu yeri ayırıp tam, bakınız, bir sırada üzerinden geçip kapatıyoruz. Makasım yardımıyla kesiyorum ve parmağımı örmeye başlıyorum. Şimdi ipimi sıkıştırıyorum ve iç tarafa doğru ipimizi geçirelim. Şöyle iç tarafa doğru ilerletelim. Evet, şimdi fazla ipimizi de kestikten sonra bebeğimizin elini rahatsız edecek hiçbir parça bırakmayalım. Şimdi parmağımızı örmeye başlayalım. Tığıma ipimi bağladım ve hemen örmeye başlıyorum. Şurada minik bir baş parmak çıkaracağız. Baş parmağımızı şöyle yandan alıyorum. Giriyorum bir tane ve bir zincirimi çekiyorum. 1, hemen başlıyorum. Yandan giriyorum. 2, tığımın başını doluyorum. Devam ediyorum. 3, devam ediyorum. 4, hiç acele etmeden düzgün bir şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. 5, Üst üste yığmayalım. 6 döndürüyorum. Döndere döndere ilmeklerimizi alıyoruz. 8 9 ve başlangıç yerime doğru geldim. Ve 10 tane trabzanımı aldım. Başlangıçtaki yerime geldim. Hemen geçişimi yapıyorum. Batırarak geçişimi yaptım. Şöyle görelim. Parmağımızın ucunu bakınız 10 tane şu şekilde ördüm. İpimi çekelim. Bakınız gayet düzgün bir şekilde başını dolayarak aldık. Şimdi başlıyorum. Bir tane zincirimi yine çekiyorum. Tekrar aynı yerlere batıyorum. Biraz önceki çıkardığım trabzanlarımın üzerine batıyorum ve ilerliyorum. Her birinin üzerini düzgünce alarak ikinci sırasını geçiyorum. Daha büyük yaşlık grupları için birazcık daha tabii parmak boyutuna göre daha fazla sıra örmemiz gerekecek. Ama bu minik bebeklerimiz için yeterli sıramız. En son ilmeğimi örüyorum ve başlangıç noktama geldiğim zincir çekerek geçtiğim yere yine geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra artık bu parmak boyutu bana yeteceği için minik bir, çünkü elimizin bu örmüş olduğumuz alanın içinde zaten avcı olacak, parmağımızda küçücük bir şey olacağı için şöyle bir yere girmesi yeterli. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz, ondan sonra kesmeye başlayabilirsiniz. Ben şimdi kesmeyi uygun görüyorum ve kesmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Alıyorum, çekmiyorum. Bir sonraki trabzana gidiyorum. Alıyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar alıyorum. İkinci kez çekmiyorum. Bir ileriye gidiyorum. Alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir örüyorum. Bir de başını doluyorum, yine ileriye gidiyorum, bir daha alıyorum, hepsini tek seferde çekiyorum, başını doluyorum, geliyorum, bir çekiyorum, tekrar en son yerdeyim. Bakınız, her ikisini de dikkatli bir şekilde alıyorum ve tek seferde çekiyorum ve yandaki başlangıçtaki olan yerime şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şuradan alalım, diğer taraftan batacağım. Şöyle geçişimi yaptım. Evet, bir tane de düğüm atıyorum. Parmağımızın ucu zaten kapandı. Bakınız, makasımla kesiyorum. Kesmiş olduğum ipliğimi parmağımın sıkışması için şöyle içten, tam tepe noktasından içe doğru geçiriyorum. Eğer herhangi bir açıklığınız kalır ise minik bir gerek tığıyla gerekse iğneyle dikişte atabilirsiniz. Ama herhangi bir şekilde açıklık kalmamakta. Bakınız, parmağımız bu şekilde tepe noktası kapanmakta. Şöyle yeterli. Bakınız, parmağımız, eldivenimizin büyüklüğünü düşünecek olursak baş parmağımız için yeterli bir boyut. Bakın, tepe noktasında da herhangi bir açıklık söz konusu değil. Gayet güzel. Evet, beyaz ipimizde işimizi tamamladık. Şimdi pembemize geçebiliriz. Pembe ipimi tığıma bağladım. Parmağımın hemen yanından örmeye başlıyorum. Şöyle boşluktan giriyorum, uygun yerden. Evet, battım ve bir tane zincirimi çekiyorum. Battıktan sonra ipimi de şöyle içeriye alıyorum. Altından örelim ve sırası ile örmeye başlıyorum. İplerimi de aşağıdan götürmeye çalışıyorum. Bakınız, birer birer parmağıma doğru ilerliyorum. Yine aynı başını dolayarak tek seferde çekiyorum ve trabzanımı örüyorum. Sadece parmağımızın orada minik bir işlemimiz var. Farklı bir işlemimiz yok. Dilediğiniz yaş grubu için çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Temeldeki işlemimiz bu şekilde devam edecektir. baş parmağımın olduğu yere doğru geliyorum. Bakınız geldim. Ve birer birer yine burayı da örüyorum. Bakın her birisini birer defa örüyorum. Birer defa hepsini ördüm. En son trabzana kadar ve zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Tekrar 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Ve trabzanlarımı yine örmeye başlıyorum. Bu ikinci sıramızda. İkinci sıramızda sadece parmağımızda bir eksilme işlemi yapacağız. Bu noktayı aynı şekilde örerek parmağımıza doğru ilerleyelim. Çok zevkli bu eldivenimizi örmesi. Bebeklere yaptığımız her şey çok zevkli zaten. Rabbim herkese tattırsın inşallah hayırlı evlatlar. Allah aratmasın. Evet, güzel dileklerimizden sonra parmağımın olduğu noktaya geldim. Bakınız parmağımızın burada biraz artışa geçmiştik. Şöyle baktığımız zaman şöyle tutalım bitişe kadar. Bakın bir tane şurada tam başladık. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane trabzanımız kaldı. 5 tane trabzanımızın ortadaki 2 ile 3'ü aynı anda örelim. Minik bir darlanmaya geçelim. Başına doluyorum. Örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğerini çektim. Ve bir sonrakinde yine aynı şekilde alıyorum. Bakınız burayı daraltalım. Buradan potlu bir şekilde çıkmasın. Bu ikisini tek bir ilmeğe indiriyorum. Eğer potluğunuz fazla ise bir sonraki ilmekte de aynısını yaparsınız. Ama bizim potluğumuz fazla değil. Onun için tek olarak daraltmak bile bize yeterli olacak. Ve bakınız en son geride gelerek batıyorum. Ve başlangıcımın üzerine geliyorum. Ve sıramı devam ettiriyorum. 3 sıra trabzanımı ördükten sonra yani üzerine bir sıra daha trabzanımı ördüm. İkinci sırada darlanmaya geçtim. Üçüncü sırada bir sıra daha tekrar ettim. Ve şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve birer birer ikili trabzan şeklinde örmeye başlıyorum. Bakınız buraya kadar ikili trabzan örmemiştim. Şimdi ikili trabzana döndürdüm örgümü. Batıyorum. Batıyorum. 1 ve 2 ve bu şekilde başa kadar gelelim. Başlangıç noktama kadar örerek geldim. 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin tepesine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi sıradaki trabzanı bir tane yandan ikili trabzan, bir tane ardından girerek lastik görüntüsünü vererek örmeye başlıyorum. Bir tane yandan ve bir ardından ikili trabzanlarımızı bu şekilde örüyorum. Ardından geçiyorum. Yandan ve ardından. Evet, bu şekilde dışa kabartılı olanları yandan, içte gömülü olanları ardından alarak toplamda bu yapmış olduğumuz ilk sırayla birlikte 4 sıra ya da 5 sıra nasıl isterseniz o şekilde örerek tamamlayın. Şimdi örgümüzü büyütmeye devam edelim. Örgümüzü büyütmeye devam edeceğiz ama ilk defa yapan arkadaşlarım için buradaki geçişimi bir daha hatırlatmak istiyorum. Bakınız bir sonraki sıraya başlayacağız. Zincirimin üzerine batıyorum. Şu şekilde geçişimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu kabartılı olarak gördüğüm trabzanımı yandan girerek alıyorum. Yine hiç düzenimizi bozmuyoruz. Bir alt sıradaki kurmuş olduğumuz düzeni diğer arkadan girerek içeriye çukur halde olan trabzanımı örüyorum. Diğerini yandan kabartılıyı ve bir sonraki içerideki gömülü olanı içten alıyorum ve bir sıra daha eklediğim zaman toplamda ilk yapmış olduğum sırayla birlikte 4 sıraya tamamlayalım ve bitirelim. Diğer tekini de ördükten sonra eldivenlerimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görecek olursak gayet güzel, şık birer eldiven oldu. Minik ellerimizi sıcacık tutacak. Şimdi eldivenlerimizin süslemelerine çalışmaya başlayalım. Hello Kitty'mizin minik gözlerini örmek için hemen başlayalım. Yine sihirli halkamızı yaparak başlıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Küçük örmek istiyorum. Kullanacağım eldivenimiz küçük olduğu için bir tane zincirimi çektim ve bir tane daha zincirimi ilave ediyorum. Parmağımı çıkardım. Bakınız, tığımın başını dolamadan direkt giriyorum ve başlıyorum. Bir tane zincirimiz vardı. Zincirimizden sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane göz bize rahatlıkla yetecektir. Yani 10 tane doldurmak, çünkü çok devasa büyük bir şey istemiyoruz. Küçük bir şey. Bakınız gayet güzel sıktım ve başlangıçtaki 2 zincir çekmiştim. Bir kapatmak için, bir de üstüne. Hemen o zincirden giriyorum ve bir zincir daha çekerek makasım yardımıyla kesiyorum. Bu iplerimizi, kenara sallanan bu iplerimizi içeriye doğru alacağız ve şu şekilde gözümüzün bir tanesini tamamlamış oluyoruz. Gözümüzden bir tane daha çalışıp, yani toplamda çift eldivenimiz için, öreceğimiz için her iki eldivenimize toplamda 4 tane lazım. Bir eldivenimize ise 2 bir elimize, 2 tane de bir elimize lazım. Bunun bir tanesini ördük. 3 tane daha örerek tamamlayalım. Hello Kitty'mizin minik burnunu sarı ipimizden çalışmaya başlayalım. Yine sihirli halkamı yaparak başlıyorum. Kapatıyorum. Şu şekilde ipimi alıyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Bakınız, ikinci bir zincir çekiyorum ve parmağımdan çıkarıyorum. Burnumuzu minik istiyorum. Başını dolamadan örüyorum. Başını dolamadan, bakınız, 1 zincirimizle birlikte 2, şimdi öreceğimle birlikte 3, 4, 5, 6, 6'yı şöyle güzel yapalım, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 defa doldurdum. Şuradaki uzun bıraktığım ipimi asılarak sıkıştırıyorum. Şöyle güzelce sıkıştırdıktan sonra, tabi ipimizi kopartmamaya da dikkat edelim. Başlangıçtaki zincir çekerek başladığım yere geliyorum. Şöyle bakınız, tığımın ucunu girdirerek alıyorum ve bir zincir çekip sıkıştırıp kapatıyorum. Hello Kitty'nin minik burnunu da bu şekilde tamamlıyorum. İpimi biraz daha çekersem burnun arası daha güzel bir şekilde kapanacak. Eldivenimizin her iki elimiz için 2 tane lazım. Bir tanesini ördük. Şimdi bir diğerini de örmeye başlayabiliriz. Şimdi süslemelerini birer birer yaparken, şimdi Hello Kitty'mizin kurdelesini örmeye geldi sıra. Şimdi kurdelemizi zincir çekerek örmeye başlıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve bir tane normal ikili trabzanım örüyorum. Diğer zincirlerimin içerisine de girerek birer birer trabzanlarımı, kurdalemi örmek üzere girip örüyorum. Bakınız, trabzanlarımı tamamlıyorum. İlerlemekteyim. Ve en son zincirime batıyorum. Şu şekilde kurdelemizin birinci sırasını ördüm. Bu bir sıra yeterli değil. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Trabzanlarımı altta ördüğüm trabzanlarımın her birinin üzerine birer defa batarak kurdalemi tamamlamaya doğru ilerliyorum. Ve en son bunu yaptıktan sonra bir tane daha zincirden dönerek yaptığımız trabzanımız var. Ona da giriyorum. Batıyorum. Bir zincir çekip makasımla kurdalemizi de kesiyoruz. Kurdalemizi hazırlarken şöyle ortadan ayarlamasını yapacağız. Dikeceğimiz zaman o zaman tam şeklini alacak. Şu an altyapısını hazırladık. Evet, parçalarını birer birer ördük. Diğer parçalarını da ördükten sonra birlikte dikelim. Eldivenimde gözümün bir tanesini diktim. Diğerini de bakınız şu şekilde dikmeye hazırladım. Fazla olan iplerimi şu şekilde kestim. Arkaya daha da kesebilirsiniz ama daha fazla kesmek istemedim. Şu şekilde tutuyorum. Dilerseniz düğme de dikebilirsiniz tabii ama ben biraz dikkat gerektiği için, yani çocuklarımızın kullanımında ağızlarına falan alıp ısırma tehlikesi olacağı için bu şekilde daha zararsız şeyler uygun görüyorum. Hem daha el emeği, bakınız kalın olduğu için şu şekilde üstünden hiç alta geçmeden dikebiliriz. Üstteki dikişimizden şöyle beyazımızı biraz daha içe alarak bakın dikiyoruz. Hiç arkaya geçirmiyorum. Beyazdan alıyorum. Hangi renkli dikeceksek onu iğnemizi takarak o renge uygulayalım. Daha kolaylaştırmış oluruz işimizi. Bakın herhangi bir şekilde dikmem söz konusu değil. Diğer tarafı şöyle gördüğümüz gibi gayet rahat bir şekilde ilerlemekteyim. Evet, şimdi bir tane düğüm atmak istiyorum. Şöyle üstten atalım ve makasımızla keselim. Evet, gözlerimizi diktik. Şimdi minik burnumuzu dikmek için şu şekilde hazırız. İplerimizi hemen, iğnemi değiştiriyorum. Sarı ipimi alıyorum ve burnumuzu dikmeye hazır hale geliyorum. Evet, şu şekilde sarımı arkasına kestim. Uygun bir yere yerleştiriyorum. İpimi de takmıştım. Şöyle alttan giriyorum. Geçiyorum. Düğüm atmadım. Düğüm atmadığım için biraz daha dikkatli asılıyorum. Düğüm orada kabartılı olmasın diye atmak istemedim. Bundan sonraki dikişlerimiz de sağlamlaşacaktır. Merak etmeyin, aşağıyı almamaya gayret ediyoruz. Daha yüzeyden, yani daha bu sıradan bilinçli bir şekilde alalım. Şöyle bakın, hiçbir şekilde geçişimiz söz konusu değil. Şöyle tabii çok da uzaklaşmayalım ki diktiğimiz sarı rengimiz sarımızın etrafından taşıp çirkin görüntü oluşması. Tabii yokluyorum bir taraftan da. Farklı yöntemlerle de dikebilirsiniz. Nasıl alışkınsanız lütfen o şekilde dikin. Bu sadece bir fikir. Tabii herkesin belli bir dikme yöntemi var. Evet, son dikişimi de atmak istiyorum şuradan. Bir tane de düğümümüzü atalım, sıkıştıralım ve keselim. Evet, şimdi kurdelemizi yapalım. Evet, şimdi kurdelemizi hazırlamıştık. Bakınız şu fazla iplerimizi içeriye çekelim, ilmeklerimizin arasına. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapmadık. Bakınız, iplerimizi çekiyorum görünmeyecek hale gelene kadar. En son görüneni tabii makasımızla temizleriz. Evet, çekiyorum, diğer tarafı çeviriyorum. Yine aynı şekilde iplerimi geçiriyorum içeriye, gizleme işlemi yapıyorum. Şimdi makasımla keseyim. Makasımla kestim. noktadan şu şekilde alalım. Şöyle güzelce bir düğüm atalım. Arkaya çeviriyorum. Hangi tarafını arka olarak kullanacaksanız. Fiyonkumuzu yapalım. Şöyle tam ortalayıp. Evet. Bu kısmın iplerini şöyle birazcık daha temizleyelim. Makasımızla şuradaki görmüş olduğumuz parmağımızın tam karşısı tarafa dikelim. Parmağımızın karşısında olsun. Diğerini de şöyle diktiğimiz zaman bakınız. Diğerini tamamlamıştım. Bunu da aynı şimdi bıyıklarını da yapalım ve kurdalemiz hazır hale gelsin. Şimdi şuradaki fazla ipleri ben almak istiyorum. Fazla iplerimi aldıktan sonra bu kenara doğru parmağı tam karşı tarafına doğru dikmemiz gerekmekte. Parmaklarımızı görüyoruz. Bakınız burada kurdelesi diğer tarafta. Bu taraftakinin bıyıklarını da işledim. Şimdi kurdelemizi dikelim. Bıyıklarımızı da işleyip eldivenimizi tamamlayalım. Hello Kitty'mizin buradaki siyah işlemlerini yapmak için eldivenimizi şu şekilde bükelim. Arkasına düğüm atmış olduğum bakınız biraz bir düğümümüzü buraya atıyorum. Şöyle biraz irice atıyorum. Ve başlıyorum. Buradan girmek istediğim yere geliyorum. Şu şekilde girmeyi uygun görüyorum. İstediğim genişlikte uzatıyorum. Ve diğer tarafa doğru tekrar geçişimi yapıyorum. Yine bu tarafa geliyorum. Sararak bakınız. İşliyorum. Ve diğer tarafa geliyorum, dikiyorum. Karşımızda aynı şekilde dikelim. Evet, karşı tarafı da aynı şekilde dikerek tamamladım. Eldivenimiz bu şekilde kullanmaya hazır. Dilerseniz bükerek, dilerseniz bu şekilde açık minik ellerimizi sıcacık tutar inşallah. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.